Recep Tayyip Erdoğan'ın videoları montaj itirafından sonra Bülent Turan utanmazlıkla çığır açmış durumda. Utanmasa o montaj videosunun suçunu da bize yüklemeye çalışıyor. Efendim 14 Mayıs'ta niye itiraz etmemişiz? 14 Mayıs'tan önce de itiraz ettik. Bunun yalan olduğunu bütün kamuoyuyla paylaştık. Bunun bir kumpas olduğunu, siyasi ahlaksızlık olduğunu, siyasi namussuzluk olduğunu her yerde söyledik. Bugün de söylüyoruz. Bu siyasi namussuzluktur, siyasi ahlaksızlıktır. Bülent Turan'ı tanıyoruz meclisten. Manipülasyon ustası. 2019 seçimlerinde Osman Öcalan TRT'ye çıktı dediğimiz zaman, yok efendim TRT'ye çıkmadı, TRT Kürdü'ye çıktı diyen bir siyasetçi, bir utanmaz, bir ahlaksızlığı savunacak kadar düşmüş bir adam. Yazıklar olsun sana Bülent Turan. Eğer bir montaj videosu varsa, montaj yapılacaksa, 2013'te Kandil'e TRT'nin muhabirini, Anadolu Ajansı'nın muhabirini gönderenlerle çıkar. Bu montaj videosunun nasıl bir ahlaksızlık olduğunu bütün Türkiye gördü. Şimdi savunmaya geçiyor. YSK kesin seçim sonuçlarını bilinçli bir şekilde açıklamıyor. Sebebi ne? Sebebi Hüdapar. Hüdapar'ın programı. Hüdapar'ın programında yemine, bayrağa, üniter yapıya karşı sözleri var. O nedenle YSK açıklamıyor. Şimdi bu beyefendiler yemin metnini okumak istemiyorlar. Acaba bu yemin metninde hangi cümleler batıyor bunlara? Atatürk ilkeleri mi batıyor? Hukuk devleti mi batıyor? Laiklik mi batıyor? Cumhuriyet mi batıyor? Demokrasi mi batıyor? Bunların anlayışını görmek açısından aslında ibret verici bir durum. Ayrıca bir başka iddia daha var Hüdaparlı milletvekilleriyle ilgili. Bu beyefendiler mecliste kadın çalışan istemiyorlar. Kadın çalışan olmadığı katlar istiyorlar. İşte AKP'nin meclise soktuğu milletvekilleri bunlar. Bunlar cumhuriyet düşmanı, bunlar rejim düşmanı, bunlar Atatürk düşmanı, bunlar bayrak düşmanı, bunlar cumhuriyet düşmanı. Bütün Türkiye tanısın bunları. 28 Mayıs geçmeden tanıyın Türkiye bunları. Bir taraftan afişlerimiz yırtılıyor. Bir taraftan çeteler tarafından genel başkanımızın afişlerine saldırı düzenleniyor. Diğer tarafta gençlik kollarımızın afiş asarken saldırıda bulunuyorlar. Bunları kınadığımızı söylemek istiyorum. Biz savaşa değil seçime gidiyoruz. Herkese seslenmek istiyorum. Bu huzurumuzu bozmayın. İnsanlar gitsinler sandıkta özgürce oylarını kullansınlar. Afiş yırtarak, gençlere saldırarak oyunuzu artıramazsınız. Malatyalılar sizi daha iyi tanır. Ben bütün Malatya'yı suçlamıyorum. Bir grup çete var. Maalesef hem afişlere hem gençlerimize saldırıyorlar. Bunları da kınadığımızı söylemek istiyorum.